Herkese merhabalar. Douglas Beatbox, Glossy Box, Bişe Box, Beatbox. Genelde bu kutular, aylık üye oluyorsunuz ve size bazı ürünlerin minik test boylarını ve yaklaşık bazen bir kere, bazen de iki kere normal kutusu, boxu. Kutu geldiği zaman büyük bir başka bir kutunun içindeydi. Tabii açtım ettim falan. Şimdi içinde olanlar Douglas'ta arkasında yazıyor. İçinde olanlar LCN Nagellack. Türkçelerini söyleyeceğim size. Bunun LCN'in ojesi. Biotherm'in iki tane kremi. Bir tanesi Tagespflege. Günlük bakım kremi. Bir tanesi Augen. Türkçelerini söyleyeceğim dedim. Yine şey biliyorum. Bir tanesi günlük bir tanesi günlük krem, bir tanesi göz kremi 2 ml. Bunlar hep test boyları. Yalnız LCN normal şey boyutuydu. Orijinal boyut göstereceğim. La Vera, bu La Vera'yı ben tanımıyorum. Yüz kremiydi. Isadora'dan lip gloss ve Aqua Colonia. Bu da bildiğiniz kolonya mendili. Ondan sonra kutuyu açıyorum. Tabii bunlar kocaman. Şu mesela büyük bir paketin içinde falandı yani. Biotherm'in bu. Bu da vardı bunun için. Yok, bunda var mıydı? Bir saniye bakmak lazım. Ben de başka bir şey değil. Ay hayır, bu benim Pipo'dan aldığım, arkadaşım bana verdiği testi. Pardon, bu yanlış karışmış içine. Neyse, uzatmayalım. Hemen hızlı hızlı geçeceğim. Tamam, böyle yapıyorum. Bitti. Bu lip gloss'u ben beğenmedim. Nesini beğenmedim? Aslında yapış yapış olmuyor falan ama bu renk tonu benim kullandığım tonlar değil bunlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Yapış yapış olmuyor. Sürüşü çok güzel. Fırçasına bayıldım. Fırçası gayet güzel. Şöyle olmasını, böyle kenarlara falan da rahat yine çekebiliyorsunuz. Isadora'yı beğendim. Benim ilk defa Isadora oluyor. Bundan önce ben böyle bir marka kullanmadım yani. Isadora kullanmadım. Douglas'ta var bu zaten. Bu Biotherm'in bu kremleri çok beğendim. Bir tanesi göz kremi, bir tanesi normal günlük krem. Yalnız bunların ikisi de anti-aging. İkisi de yaşlılık önleyici. Bu jel zaten. Bunda jel yazıyor zaten. Şu jel. Kremlerin ikisi de çok güzel. Kullandım yani. Test ettim. Test ettim. Onaylıyorum ikisini de. Bu La Vera'yı tanımıyorum. Bu günlük bakım kremiymiş. Kullanmadım da. Bu kesin birisine hediye gidecek. Birilerine veririm galiba. LCN zaten bunu bir şeyde de göstermiştim. Rengi falan çok güzel. Ben beğendim. Yani bende olan renklerden ama en azından ben bunu başka renklerle falan da bir şeyler yapıyorum zaten. Bunu da beğendim. Şimdi başta söylemiş miydim? Bu Douglas Box. Aylık 10 euro ödüyorsunuz. İşte size böyle geliyor falan. Ve bunu istediğiniz her ay iptal etme imkanınız var. Yani 6 aylık bir anlaşma falan yapmış olmuyorsunuz. İstediğiniz her ay bunun üyeliğini iptal edebiliyorsunuz. 4 gözleri bu ay gelecek olan kutuyu bekliyorum. Bu kadar. Şimdi size benim normalde kullandığım nemlendiriciden bahsetmek istiyorum. Normal krem. Biotherm Aqua Surge. Su, yani nem olayı çok yüksek bunda. Nemlendirici özelliği çok yüksek. Benim cildim çok kuru bir cilt olduğu için bundan önce ben yaklaşık 4-5 yıl boyunca ya da 5-6 yıl boyunca Wish kullandım. Başta Thermal Eins'di. Thermal 1'di ismi. Sonra Fix 1 yaptılar falan. İsmi değişti ama Fix Eins, Fix 1 kullandım ben. Ve çok başarılıydı. Yani 10, 12, 13 euro falan ödüyordum. Gayet de güzeldi. Yani bu krem bittikten sonra ben yine bir şeye döneceğim galiba.
Çok memnun kaldığım bir krem. Bu da çok güzel gerçekten. Kokusu da çok çok ferah bir kokusu var. Sürdüğünüz zaman böyle kendinizi gerçekten çok ferah hissediyorsunuz. Ondan sonra geçen ay Douglas'a gittiğim zaman göz kremim lazımdı. Göz kremim bitmişti. Daha önceki kullandığım Christian Dior'dan kullanmıştım yine ben. Tabii o zaman yine ne resimledim ben onu, ne bir şey yaptım. Aslında onun neyse bulamıyorum. Ah, burada da var. Buldum. Dior'dan yine sonradan yine testiyle aldım. Çünkü uzun zaman aynı tutmuyorlar ürünleri. Geldim, tamam hayatım. Evet, bunu aldım, kullandım. Bunu da çok beğendim. Burada gel, hadi gel kucağıma. Hoppa. Ay. Evet. Douglas'ın orijinalinin fiyatı ne kadar olduğunu bilmiyorum yalnız. Kızım o neydi? Daldım. Yerim senin parmaklarını ben. Tamam. Tamam. Kızım acayip hasta bu konulara. Bu da gayet başarılı. Kremleri de gösterecektim. Aslında söyleyecektim test kremlerini falan ama şu anda mümkün değil şimdi bunlar. Gösteremeyeceğim. Evet. Kutu böyle. Kutunun içindekiler işte gördüğünüz gibi. Güzel. Hatta bir arkadaş ben yorum yazmıştım. Hatice'ydi sanırım. O da yazmıştı. Parasını biz veriyoruz ama hediye gibi geliyor. Gerçekten öyle. Yani herhalde bunu alan herkes aynı düşünceye geliyordur. Hediye geliyor gibi ama parasını ben veriyorum. Ama sonuçta içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir kutu geliyor. Güzel yani. Peki benden şimdilik bu kadar. Ne oldu? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ne yapıyorsun?